Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Müstakillikke erişimizden ilgari mukaddes dinimizin şaraiti cüda ağırıdı. Yani sanalık mescidlerimiz bulardı halas. Vilayetlerde mescidlerimiz kem bulardı. Ve dini hadimlerinin, hizmetçilerinin, ha imam olsun, ha başka hizmette olsun, şu mescidde işleyenler olsun, onların ahvalı cüda hem ahir desek doğru bilir. Demek ki, sağlık diyenlerse bulardı. Şu sağlık diyenlerse, imamlarını her üç ayda üçten iki kısmını sağlık alıp koyardı. O kadar maaşını. Şunun için hareket kılınlardı mescidlerde şu aileyini köprak kurs etmezdik. Hamması bana şuna kıyım halatlarda gelirdi ki imam dini hizmetçiler bu hükümet tedbirleri, yoyunki mektepler, başka şeylerle bağırıp durun katnaşlıkka hakkı yok idi. Açık ayet edigen bize şuna bu halatlar bizni, mümin musulmanlarımızni, dini saha hizmetçilerini cüda hem kıynep koyganıdı. Müstakillikke erişkenden keyin goya kukragımızga imam domlalarının, dini hodimlarının bir şabada geldi. Yaxşı şabada, güzel şabada. Bunların hammasi birinci prezidentimiz marhum, mağfur İslam Abdülganiyevich'in hizmetlerine bağlanırdı. Oşa vaxtlarda birinci oşa soliq degan narsani olib tashladilar. İkinci hamma masjidlarda bolalarni, yosh bolalarni o'qitib boshlandi. Hatto biz İmam Buxoriyda, Samarqandda, men o'sha Samarqandda İmam Buxoriyda ishlardim. O'g'illarning, qizlarning madrasalarini ochgandik. Qizlarimiz ham kelib o'qiyardi. O'g'il bolalar ham kelib o'qiyardi. Shunday bir erkinlik bo'lgan edi. Va bu erkinlik keyinchalik mana shu mustaqilligimizni, erkinlikni ko'ra olmaganlarning sababi bilan yana keyin-sekin bir chegaralanib qoldi. Biz mustaqillikdan ilgariga holat bilan mustaqilligimizdan keyingi holatni shunday hisoblaymizki, yer bilan osmoncha dini sohada o'zgarish bo'lgan edi. Xo'p, Islom aka birinchi prezidentimiz shunday fikrlari teran ediki, o'tkir ediki, ya'ni shu O'zbekistondagi dini o'quv yurtlari va bu o'quv yurtlaridan chiqayotgan xodimlar bundan chiqayotgan bitiruvchilar u kishining ko'ngillariga taskin bera olmasdi. Davlat muhofazasida bo'lgan bir o'quv yurt ochayinki shu joydan xuddi Misrdagidek Al-Azhar universitetiga o'xshagan, boshqa universitetlarga xorijdagilarga o'xshagan bu joydan dini ham dunyoviy bilimlarga mukammal bo'lgan kadrlar yetishib chiqsin degan niyatlari bor edi. Buni bir necha bor u kishi o'zlarining so'zlarida ham yoki xossatan shu Samarqandga albatta tashrif bilan ko'p borardilar, shu borganlarida ham aytgan so'zlarida bo'lganmiz, bu gaplarni eshitganmiz. Men dini dunyoviy bilimlarga ega bo'lgan kadrlarning chiqishini juda xohlayman. Maqsadim Toshkent Islom universitetini ochish, mana shu joydan mana shunday olimlar chiqsin degan niyatlari bor edi. Mustaqillik deymiz, mustaqildan ilgarigi vaqt deymiz. Ya'ni Sovet tizimi davri deymiz. O'sha davrlarda adabiyotlarni
dini edebiyatlarını çok kılınganligini ben görmedim ben. Bilmiyorum ham Özbekistan'da. O şeyin dini edebiyatları yok idi. Fakat ilgari Orta Asya ve Kazakistan Müslümanları dini idaresi bugün hali devletler müstakil bulmadan da Kazakistan ham, Tacikistan, Türkmenistan, Kırgızistan, Özbekistan'da bu şu cöydeki dini idare bitti bugün. O şey de orada Hazreti İmam-ül Bukhari'nin 1974 yılda 1200 yıllık adaşmasam yübileyleri bugün. Ana şu yübiley münasebeti bilen İmam Bukhari'nin Sahih-ül Bukhari kitapları dini idare tamamen neşir kılınkendi. Şunu bilerdik. Kim bir Kur'an neşir kılınkendi. Moskva'da çöp kılıp gelinlerdi. O başka dini edebiyatlar neşir kılınmazdı. Bana müstakillik erişkenimizden keyin dini idare hem başka joylarda hem imam domlalarımız hem dini sahada edebiyatlarını yazadigan kişiler hem ahli ilimler hem özlerinin kitablarını bemalol basmaxonalardan çıkaradigan bo'lishdi. Bu endi bunu biz söz bilen shunchaki aytayapmiz, lekin bunu mazmun mohiyatiga qarab tushib boradigan bo'lsak juda ham katta o'zgarish bu. Juda katta yutuq. Mana shu mustaqilligimiz qo'lga kiritilgandan keyin bo'lgan ishlar bular. Din niqobida jamiyatning tinchligini, osoyishtaligini va musulmonlarning o'rtasini buzishlikka juda katta harakatlar bo'ldi. Bu harakatlarni birinchi muhtaram prezidentimiz bularning qadam bosishidan sezib qoldilar birinchi prezidentimiz. Sezilarda bunga diniy soha xodimlarining yoki ochiq aytadigan bo'lsak, diniy idoraning O'zbekiston musulmonlar idorasining bir o'zining kuchi yetmasdi. Ularni qaytarishlikka chunki ular juda rivojlanib ketgandi. Avval zimdan ishlab kelib, o'sha vaqtda birdan o'sha lola qizg'aldoqqa o'xshab chiqib qolishdi. Bularni qaytarishning iloji yo'q edi. To davlat, hukumat yordam bermasa edi, bu ishlarni oldi olinmasdi. Shuning uchun davlat, hukumat juda katta yordam qildi birgalikda va diniy xodimlarimiz ham, mutaxassislarimiz, imom domlalarimiz ular ham o'zlarining ko'maklarini, o'zlarining maslahatlarini, o'zlarining qiladigan ishlarini manfaati tomonini qilib ko'rdi. Lekin bu joyda bu o'sha yot g'oyalarni kirgizib, bizning tinchligimizni, mamlakatimizni farovonligini buzadiganlarga davlatning juda katta harakati bilan to'xtatib qolindi. Bo'lmasa bu narsa agar o'sha birinchi prezidentimiz mahkam turmaganlarida edi, indamay qo'yib turib, buni o'z yo'liga boshqa mana bu qo'shnilarimizga o'xshagan bo'sh qo'yib qo'yganlarida O'zbekistonda juda katta salbiy o'zgarishlar bo'lardi. Mana shuni bilib yetdilar va teran angladilar va shu ma'noda keyin yordam berib, ularni hammasi joy-joyiga qo'yib, mana hozirgi vaqtda Xudoga shukr, O'zbekiston juda ham tinch, osoyishta, dini ibodatlari joyida, bir me'yorida, ya'ni bizda bu mamlakatda Imomi Azam mazhabida ibodatlar qilinadi, faoliyat qilinadi ibodatlar. Endi u yot g'oya bilan kirganlar, ular mazhab tanlamaydi. Mazhab tanlamadı mı, mazhabga kirmadı mı, demek ortada ancha tushunmovchilik bo'ladi. Ve bu holatda ancha o'zgarishlar salbiy tomonga o'tib ketib qoladi. Mana shuni oldi olindi, Allohga bu yerda shukrlar bo'lsin. Hozirgi mana shu dini sohadagi katta yuksalishlar, bugungi kunda o'zgarishlar, bugungi kunda ittifoqchilik,
ahillik, İmam-ı Azam rahmetullahi aleyhinin mezheplerde mahkem turuşlik, İmam Maturidi'nin akidelerde müstehkem turuşlik, bunların hepsi birinci prezidentimizin cüde katta hisseleri ve hizmetleri bu. Ben Samarkand'daki İmam Bukhari ziyaretgahındaki mescidde imam buluşluyum. O şey davranlar bunu İsleyman 1997 yıl. Ana şimdi de muhterem prezidentimizin ya hazır İsley olmayman ya kararları ya farmanları çıktı. Birinci prezidentimizin şu İmam Bukhari'nin tüpten tamir kılış. Ana şunda o şey mevcut binalar hamması buzup taşlandı da o şey joydan cüda katta hacimdeki tamir kuruluş işleri buldu. Ana şunda muhterem prezidentimiz borganları da şu İmam-ül Bukhari'ye khas mas bo'lgan bir joyni biz kırışımız gerek. Bu joyda kelgan mehmonlar xorijdan bo'lsin, o'zimizdan bo'lsin, kelib turun Hazreti İmam-ül Bukhari'ye khas joylar qilinibdi desin. Bu joyda ibodat qilishsin. Bu joyda ular o'zlaridan şu zatını vasıta kılıp Allah'dan tileklerini tilesin, soresin de birinci abad kıyken köyleri hemen şu Hazreti İmam-ül Bukhari'nin kenge işi bugendi. Bunda ben nöyleden deyimiz yani evveliden ta ahir geçe uçuşuydu bugendi. Uydaki köp tarihler ötken onlarını ben bilemem. O prezidentimiz İslam Abdülhaniyevich bilan ham bir necha bor o'sha joyda uchrashganmiz. O'sha lavhalar meni esimda qolgan tarixiy obidalarimizni o'zlashtirish, uni yuqori pog'onaga chiqarish bu juda ko'p bo'lgan. Qoradagi Bahouddin Naqshbandi. Bahouddin Naqshbandini obod qildilar-da. Obod qilganlaridan keyin yana bir bor borganimizda bütün Respublikadagi imamlarını, şu baş imam, vilayetin baş imamlarını şu Bahouddin Naqshbandiga çakırdılar, tahlip kıldılar. Ana şunda aittiler, bana bu joyni biz yana da hem özgertirip obod kılışımız gerek. Obod kılıngan, özlerine tavşırıları bile obod bo'lgan. Yana da obod kılışımız gerek. Eski ayvan bo'lgan ekan. Şu eski ayvanını top durun, bunu kütarışımız gerek. Dip, topşırığı verdiler. Yine bir bor, şu çocuğa borganımızda, ettiler ki eski ayvanın tagini, fundamentini kılış gerek idi. O şeyini kılışlıkça, o şeyi işlediğin adamlar işlep dururken de, biraz paske düşüp borgen de, eski fundamentini, asosunu joydan çıkan. Prezidentimiz bana şu joydan tortinglar deganlar. Bana şu joydan tortinglar deganlar. O şu joydan tortsa eski fundament çıkan. Bana şunu bir neçe marta gapirib yurdular. Bana şu joyda demek qilayotgan işimiz ne kadar doğru. O'sha men ko'rsatib bergan joydan bu joyning asosi chiqdi. Funda ilgari bo'lgan devorlar buzilib ketgan ayvonlar o'sha davrlarda ana bu sovet tizimi davrlarida. Mana shunda obod qilgan joylardan Samarqanddagi Imom Maturidi. Imom Maturidida ham men nima bularni yana qayta aytayapman, chunki o'sha joylarda prezident bilan uchrashganmiz. Prezident bilan uchrashganmiz. Marg'ilonda Imom Marg'iloniy maqbaralari, o'sha Imom Maturidi bilan Imom Marg'iloniy maqbaralari bir vaqtda bo'lgandi. O'shanda birinchi hammamizni Farg'onaga olib borib undan keyin İmam Maturidiga keldik. Sovuq vaqt edi. Muhtaram prezidentimiz Farg'onaga, Marg'ilonga borganimizda Farg'onaning bosh imomi bo'lardi. Alloh rahmat qilsin, Sobirjon Qoraka degan kishi. Sobirjon Qorakaga birinchi
sözünü verip muhterem prezidentimizin bu kıyan işleri cüda hem bizim konumuzdaki işler bu işlerge katta rahmat kegeniz için rahmat degen sözlerine etiş gerekti. Lekin o kişi o şücüde ayvanda bir ayvan kılışken ziyafet birişken, oş süzüşken imamlarımız, başkalar hemen biliyetlerden borgan imamlar o kişi fakat ağızda bir nesanı gepiriyor, pişir 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 kıladı. Şu ayetlediğin sözünü yodlayatken o kişi. Keyin nimaga mikrofonga çıktı. Muhterem prezidentimizga hoş gelipsiz. Şu işlerini kıyganınız için katta rahmat. Yana bir ikide nasıl etmekçiydi? Şu tutulup kaldı o kişi. Çünkü prezidentin salavatları bastı da tutulgen de. Şunda muhterem prezidentimiz bu arada kollardan uçlayıp Saburcan Koreke Marlon'a tez kilip durun demokçisiz. Bu işlerini kılıp verdiğiniz rahmet demokçisiz. Şunday mı diye o adamını hicaletten çıkardılar. Bana şunday erkenlik verirdiler. O adamın da süsünü basıp salavatı baskadan yapar olmaya kaldılar. Bana şunday barıp erkelerine kolunu koyup kollardan bana bu kollardan uçlayıp bana şunday demokçisiz mi? Ha. Bu oldum ben düşündüm ben köp gelemem bu işlerini köp kılamaz. Deyip haligi Saburcan Koreke'nin hicaletini çıkardılar. Keyin Samarkand'a gelindi. Samarkand'a gelindi. İmam Maturidi'ni açılı yaptı. Şu İmam Maturidi'ni avval, bundan bir yıl avval açılıştan, kuruluşlardan topşuru bergendiler. İmam Maturidi'nin kabirleri toprasın diye. Şu kabirleri imorat kılıp koyulgen eken adamlarla keyin böyle bergen eski kabirler. Topşunun ilacı bu madde Samarkand ahli yani şu iş bilen şugullanadiganlar şu kabristanın bir pastada bir yaslı boradı, bolalar bahçesi. Uşa joyunu boşadı, uşa joydan kabrını, timsalını kuradigan buluştu. Uşa da arhitektörler var, var başka, var başka. Keyin muhterem prezidentimizge opkiradılar. Qayerdan kuruyapsızlar dedi, uşa Samarkand'ı yakşı bilendiler. Ha falanlı joydan, yok. Özlerinin kabirlerini topaslar. Degende ki dini ulamalar bilen, arhitektörler, arheologlar birgeleşip o şey kitaplarda aitilingen joydan, o şeydeki breytte imaratını olup koçurup aynen özlerinin kabirleri topuluyor. Bunga ham muhterem prezidentimizin kat'i teşebbüsleri, kat'i topşırıkları bugandı. Ana şundan keyin borganlarda mana aytmadım mı? Mana topsa bular eken ku. Mana bu joy endi o'zining joyiga tushibdi. Endi kelgan ziyoratchi ham o'zlarining qabrlarini to'g'ridan-to'g'ri ziyorat qilib ketaveradi deb turun odamlarga o'sha joyda ishlaganlarga o'zlarining bir tashakkurlarini bildirgandilar. O'zlarining rahmatlarini aytgandilar. Bir chekkadan o'sha yasildan joyni bo'shatib turib qurilib boshlanganda keyin olib kirganda aytganlari demak 2 oy 1 oy nima bo'lganda bo'lgan. Keyin Toshkentdan nimalar mutaxassislar borishdi, o'sha joylarni qaytadan ko'rishdi, shunda shuncha vaqt ketgan xolos. Lekin qurilish jarayoni bir yilga davom qilgan. Mana shu narsa bizni esimizda shu Imom Maturidining qabrlarini istab topish bilan birgalikda biz juda ko'p toshlarni topdik. Kabir taşlarını, kub makbaralarını topdik, makbara kılınken koyulkenlerini, başka ulamalarını. O şey joyda 400'den ziyat ulamaların kabirleri bugün taşlardan topu aldık. Demek İmam Maturidi'nin, muhterem prezidentimizin o şevattaki bitti topşırıkları, bitti rahnamalıkları, bitti teşebbüsleri bile şunca ulamaların joyları topuldu. Bana şu bunga juda ham qat'iy turar edilar da. Shunda hammamiz xursand bo'lganmiz. Diniy ulamolar ham, arxitektorlar ham, arxeologlar ham, boshqa olimlar ham, tarixchilar ham shunaqangi xursand bo'lib qoyil bo'lganmiz. Yana bir narsani men eslayman. Hali Imom al-Buxoriyda qurilishlar boshlanmasdan muhtaram prezidentimiz nima bilan bordilar. Benazir Bhutto degan Pokistonning bosh vaziri bo'lardi. Alloh rahmat qilsin ayol kishi.
o'sha Benazir Buxutda keldilar. Ilgari yillar ham esimda bordi, hozir esimdan chiqqan. U kelganlardan keyin muhtaram prezidentimiz birga bordilar. Birga borganlarida bir shunda mehmonxonamiz bordi. Mehmonxonaga uzun stol 25 ta nariqa 25 ta bu tomonga qo'yilgan joyda bir joy qilinib, o'sha joyda bir suhbat bo'ldi. Suhbat bo'lganda men o'sha joyda imomman. Viloyatning imomi Mulla Mustofaqul domla degan kishi edi. Ikkalamiz o'sha joyda o'tiribmiz. Men muhtaram o'zimizni prezidentimiz yonlarida o'tiribman. Bu yerda Mustofaqul domla. Benazir Buxutda mana bu yerda o'tiribdi odamlar bilan. Pokistonning elchisi bilan meni aloqam yaxshi edi. Ya'ni Imom Buxoriyga Pokistonning elchisi Ali Shayx degan kishi edi. Ko'p ziyoratga borardi-da, qadirdon bo'lib qolgandik. U bosh vazirga kelganda aytgan ekan, bu joyning imomi falonchi ismli odam degan ekan, mana aytgan ekan. Keyin biroz suhbatdan keyin Benazir Buxutda mana shunday bir Qur'onni oldilar, katta Qur'on. Qur'onni oldilar-da Usmonxon domla kim bo'ladi deb so'radilar. Chunki ikkita o'tiribmiz, qaysi birimiz bilmaydi. Keyin men unda ishora qilsam, keyin olib kelib menga berdilar. Men shoshganimdan prezidentimiz yonimizda o'tiribdi. Shoshganimdan shunday qo'limni olmanda shunday bir yonimdagi bermoqchi bo'lsam, sekin menga aytdilar-da, Qur'onni olganda nima qilish kerak dedilar. Qarang, mana bunda bir o'p qo'yish kerak edi Qur'onni olganda. Shu mana esimdan chiqqanini esimga chiroyli qilib solib qo'ydilar. Sekin aytdilar, hech kim eshitmay qoldi. Qur'onni olganda nima qilish kerak dedilar. Mana shunda sekin keyin Qur'onni o'qib, keyin yonimizdagi kishilarga uzatib bordik. Mana shunday juda ham ehtiyotkor edilar. Bir nechta prezidentlar bilan birga borganlar va o'sha vaqtdagi Eron prezidenti, Afg'oniston prezidenti bular edi. Ular bilan birga borganlar, ko'p uchrashganmiz. Shunda Imom Buxoriyning eski maqbaralari bo'lardi. Eski maqbaraga ham borib turib tilovat qilar edik, duo qilar edik. Shunda Erondan kelgan Eron prezidentlari bular tikka turib o'tirmasdan duo qilishdi-da, muhtaram prezidentimizga ma'qul tushmadi. Mendan astagina so'radilar. Nega bular ziyoratni o'rniga tushirib qilmaydimi dedilar. Aytdim, bularning masabi boshqada desa, ha, endi tushundim dedilar. Mana shulargacha e'tibor berardilar. Muhtaram prezidentimiz o'sha qarorlari bo'lgandan keyin Hazrati Imomul Buxoriyda juda katta qurilishlar ketdi. Ana shu qurilishlar ketganda qurilish jarayonida 1998 yil muhtaram prezidentimiz borib qurilish jarayonini tanishdilar. Qurilish jarayoni bilan tanishib o'sha joyda hozir Ismoil aka, Ismoil Jurobekov qurilishni boshqarardilar. O'sha joyda keyin bu yoqqa qaratdilar-da 5 ta chinor bor. Chinori tagida havuz bor. Ana shunda keyin birini egasini chaqiringlar dedilar. Shunda meni sekin olib borishdi, ro'para turdi-da mendan so'radilar. Nechta chinor kesildi dedilar. Men aytdim, Islom aka, chinor kesilgan yo'q dedi. Keyin o'zlari 1 2 3 4 5 deb chinorni sanab chiqdilar. Asl chinor kesilgan edi. Tashqarida kesilgan edi. Tashqarini kengaytirish uchun. O'sha tashqarida kesilgan chinorlar kesildi degan informatsiya kelgan ekan. O'sha shuni mendan so'rab aniqlab turin. Uni bilib olmoqchilar ekan, keyin ko'rdilar-da, keyin chiroyli gapirib ketdilar. Bu chinor bizning tariximiz dedilar. Bizga tariximizdan so'zlab beradi. Bu chinorlarga tegib bo'lmaydi dedilar. Keyin aytdilarki, bu chinorga endi dedilar kasallik tegibdi, tepasi quriyib boshlagandi. Kerakli odamlarga topshirib berdilarki, bunga Toshkentdan mutaxassislar kelib buni davolasin chinorni. Va chinordan novda qo'yinglar dedilar. Har bir chinordan ikkitadan bittadan novda. Menga qarab aytdilar. Novda qo'yinglar dedilar.
Osha novdalarni keyin joydan qo'ydik. O'shanda keyin chinor tagidagi havuzda ham fontan qilishlik mo'ljal bor edi. Ya yuqorida ham yana bitta fontan bor edi. Agar Imom Buxoriyga borgan bo'lsangiz, shuni ko'rgansiz. Keyin bu chinor tagidagi havuz tabiiy bo'lsin dedilar. Tabiiy ariqdan suv keltirib tushirib qo'yinglar. Shundan istifoda qilsin. Bu joyga fontan qilmanglar. Çünkü bu çınarlarga fontan bo'lmaydi. Tabii su kerak. Va shunda İsmoil aka bunday yuzlarini ushlab qoldilar. Keyin aytdilarki, Jo'rabekov siz o'ylayapsiz, mayli chinor tagidagi fontanni olaylikda, mana bu fontan qolsin. Bu joyni obod qilib daraxtlar ko'p bo'lsin dedilar. Çünkü namozga kelganlar mana shu daraxtlarning soyasida soyada o'tirib ibodatlarini qilib xursand bo'lib chiqib ketsin deb shunda daraxtlarni ekishligini, palma ekishligini, o'sha yerda kashtan daraxti, chinor ekishligini tavsiya qilgandilar, aytgan, topshirib bergandilar. Va shu daraxtlarni o'sha vaqtda keyin bir marta ana nimani palmani ekkanimizda palma sovuqqa chiday olmadi. Keyin yana bir borganlarda keyin o'sha palma daraxt mayli ekmanglar buni o'rniga kashtan ekinglar deb hozir borganda mana shu joy daraxtlar juda katta bo'lib qolgan, soya berib qolgan. Har bittasi shu muhtaram prezidentimizning so'zlarini isbotlab turadi daraxtlar. Keyin o'shandan o'tdilarda maqbaraga bordilar. Maqbara mana bunday ravoq, yana ustidan bitta ravoqni ko'rinishda. Shunda aytdilarki, "Yo'q, bunaqa bo'lmaydi." O'rtadagi ravoqni olib tashlanda katta bitta ravoq bo'lsin dedilar. Keyin o'sha ustalar olib tashladi. Ilgariga ikkita ravoqdan ko'ra katta ravoq juda bir go'zal, mahobatli, salobatli ko'rinib qoldi. Keyin maqbaraga bordik. U kishining odatlari shu Imom Buxoriyga borsalar, qachon borsalar shunaqangi shu so'zlarni gapiradiki, odam sal narroq bo'lsa eshitmay qolardi. Juda sekin, juda odob bilan gapirardilarki, shuning uchun harakat qilardi o'shini yonlariga yaqin yurishlikka. Keyin maqbaraga bordilarda ziyorat qilib Qur'on tilovat qildi, o'tirdi, u yoq bu yoqqa qaradilar, keyin so'radilar, qabrlari qayerda? Tepadagi tosh ramziy tosh, qabrlari pastda. Qabrlariga qanday tushamiz dedilar. Mani chaqirdilar yana, buni egasini chaqiringlar. Men ro'para bo'ldim. Aytdilarki, bunga qanday tushamiz? Darov arxitektorimiz o'rtaga tushdi-da, ha tushadigan joy qo'yganmiz tepadan armatura bilan tushiladi. Supurib tozalashga. Shunda bir aqlli gapni aytdilar-da, sizning ko'rinishingiz bir musulmonga o'xshaydi. Lekin qilgan ishingizga tushunmay qoldim dedilar. Men shunday ulug' zot bobomizni xok poylarga kirib ziyorat qilmoqchi bo'lsam, tepadan armaturadan osilib tushsam bo'ladimi? Qanday odob bu? Qaysi tartibga kiradi? Dedilarda, keyin darhol o'sha vaqtda Alisher Mardiyev degan viloyatning hokimi bo'lardi. Kishi o'rtaga tushdi, bu ayb bizda, xatoni biz qildik. To'g'rilaymiz xatomizni deb. O'sha joydan hozirgi siz borgan bo'lsangiz, Imom Buxoriyning qabrlariga tushadigan eshigini bu bitgandan keyin ochilgan. Hali katta kompressorlar bilan tat-tat-tat-tat qilib turib, yangilarini olib kelib, o'sha 1.5 metrlik betonni o'yib turib, shu eshik ochilgandi. Shu zinalar qilingan. Shu muhtaram prezidentimizning aytgan topshiriqlari so'zlardan keyin mana hozir qanday? O'shaga kirganda pastga tushib kishining yonlariga borib bir tilovatni qilib, ezgu niyatlarni inson bildirib, shu zotni vosita qilib, Allohdan tilaklarini tilasa, xuddi o'sha joyda qabuldek bo'lib qoladi, ko'ngli taskin topadi. Mana shuni sezganlaridan shu ishni qildirgan edilar. Keyin hamma borsalar pastga tushib, o'sha joyda tilovat qilar edik, duo qilar edik. Keyin Xudoga shukr deb chiqar edilar. Mana qarang, o'zlarining qilgan ishlaridan o'zlari taskin topib. Vladimir Putin Malayziyaga ma qayerga bir o'tib, o'shandan to'g'ri Samarqandga keladigan bo'lib qoldi. Bu avvalgi prezident bo'lgan vaqtida. Muhtaram prezidentimiz bu yoqdan bordilar.
Bordalarda o tong vakti kelip kongen, tong vakti onu kütü alıp, keyin joyga joylaştırıp, ziyaretke İmam Bukhari'ye namazı bombladı, okugendike kelip kaldılar. Şimdi hazırki prezidentimiz Şavkat Meravanç hakim ediler. Şimdi kelip kaldılar da, kegenlerden keyin, uşa vakitte şaşılınçta, uşa hemen mecmuanı alıp katta tüm kalın tünikalarını kılıp mıklarını urup gitken kim mık zanglagandaki su gidedigen bu programda. Hatta masjidden al. Şavkat Muramancı falan maslahatlaştık. Ettiler ki şu narsana siz bir boşla verin ki ben kogandık yapıramam dediler. Biz ungaça tayarlanıp durduk, geldiler. Karasam keyfiyetleri cüde yakışık geldiler, tongda. Keyin kelganlarda o'sha chinorni oldiga olib kelib 3-4 yil o'tgan. Shunga to'xtab men aytdimki, Islom aka, siz aytgan ishingizni qilgandek, mana-mana qo'ygan navdalarimiz katta bo'lib qoldi, o'sishi yaxshi. Shunday qaradilar-da, ana aytmadimmi? Mana bu katta chinorlar ertaga katta tanalari qurisa ham, mana bular o'rnini bosadi. Tarixdan uzilmaydi, deb yana chiroyli gaplarni gapirib ketdilar. Ana shuni qo'yganlaring uchun sizlarga rahmat. Keyin o'sha kayfiyatlar yaxshi bo'lgandan keyin yana bir gapimiz bor edi. Ha, nima gap? Ana shu aylana ayvonlari ustidagi tunkalar katta-katta mixlarni urib ketganda shoshilinchda bular zanglab qolib suv ketadigan bo'lib qoldi. Shuni biz ana hokim bova bilan ikkovimiz almashtirmoqchimiz. Shunga desek almashtiringlar dediler, almashtirdik. Lekin masjidning üstünü avval qilib qo'ydik. Uni ochib yopgandik de. Keyin aytdilar, shundaymi dediler. Ha. Sizlarga juda katta rahmat dediler. Chunki masjidda agar odamlar namozga kiradi, chiqadi. Mana bu gençlerga nam o'tsa, gençdan odamlar üstiga tushib ketsa nima bo'lardi? Shuni avval qilib qo'yganlar uchun sizlarga rahmat. Keyin yana bir narsa, darvozadan chiqishda aytdik ki mana bu o'sha vaqtda toratxona kam qilingan ekan. Odamlar ziyorat cho'p ziyoratchilar ko'payib ketdi. Toratxonamiz yetishmay qolyapti. Odamlar navbatda turib qoldi. Shunga hokim bo'l bilan biz mana 25 kishilik ayollarga 15 kishilik toratxonani qildik desek, bunga ham rahmat dedilar. Bunga ham rahmat deb keyin juda xursand bo'lib ketgan edilar. Mana shunaqangi uchrashuvlar keyin vaqtlar o'tdi. Men imomdan imom Buxoriydan Samarqandda bosh imom bo'lib 2006 yilgacha ishladim. Undan keyin mana bu joyga Toshkentga kelib qoldik. Toshkentga kelganimizda bu joylar endi yo'q edi. Bu joylarda bir tor ko'chalardan kirardik. Mana shu ko'chalardan kirishimizda keyin Shavkat Miromonov bosh vazir bo'lib keldilar bu kishi. Men bera kelganlarida keyin maslahat qildik, bu joyni bir o'zgartirmasak bo'lmaydi, eski nima. Keyin o'zlariga borib aytganlarida aytibdilarki, albatta o joyni o'zgartirishimiz kerak. Albatta keyin qilishimiz kerak deb keyin mana shu joydagi bir maktab bor edi, xonadonlar bor edi. Ularni olib mana bu majmua kengaytirildi. Mana bu maydon bo'ldi. Keyin bir kelganlarda men aytdimki, Shavkat Miromonovich bizni diniy idoramiz juda eski, zax joy. Desam mana bu aslida fabrika deb qurilayotgandi. Fabrika deb. Keyin aytdik, men borib prezidentdan bir so'rayman, gapingizni aytaman deb. Keyin borib so'raganlarida, shu vaqtgacha ham qilmagan ekanmi yangi joy? O'sha fabrika deb qilayotganlarida, endi idora qilib beringlar. Ularga fabrikani keragi yo'q, debdilar-da. O'zi diniy idoraga yaqin joy bo'lsa, fabrika nima qiladi bu joyda? Debdilar, keyin xursand bo'lib keldilar. Mana shu joyni moslashtirib bizga O'zbekiston musulmonlari idorasini qarorgohi qilib berdilar. Endi bu qarorgoh bitdi. Bitgandan keyin bir kun Shavkat Miromonovich tez kelib turadilar, aytdilar ki,
prezident kelib ko'radilar. Mana shu yerda kelganda dedilar, siz mana bu xonangizni mebellarni oddiy narsa qo'ydiring. Oddiy bo'lsin, juda taraqqa turuq bo'lmasin. Keyin kelib boshlab ko'rganlarda o'rinbosarlaringizni boshqalarning xonasini ko'rib, keyin o'zingizning xonangizga olib kiring. O'zingizning xonangizga olib kirganingizda kishi so'raydilar. So'raganlarda ko'chib kirdingizmi dedilar. Siz aytingki, yo'q, ko'chib kirganim yo'q deng. Nimaga desa, sizning duongizni olib, keyin ko'chib kiraman deb ayting dedilar. Keldilar, shunaqa qilib turib, keyin o'rinbosarlarni boshqalarning xonasini ko'rib keldi, ularning mebellari yaxshi edi. Meniki oddigina mebel edi. Shunda kirdilar, dedilar. Nega o'rinbosarlaringiz mebellari yaxshi, sizniki oddiy. Keyin shudagi mutasaddiq aytdilar, o'zgartiringlar buni. Muftining xonasi boshqalardan ziyodroq bo'lib turish kerak. Dedilar, keyin haqiqatdan aytdilarki, ko'chib kirdingizmi dedilar. Aytdim, yo'q. Samaga ko'chib kirganim nimaga? Sizning duongizni olib, keyin ko'chib kirmoqchiman. Desam, biz muftiga ham duo beramizmi? Ha, siz elning otasisiz, hammaning rahnamosisiz. Sizning duongizni oling, keyin qo'llarni mana shunday ko'tarib uzoq duo qildilar. Ko'p yillar ishlang, xalqqa xizmat qiling, odamlarning mehrini qozoning. Shunga o'xshagan yaxshi so'zlarni aytib, shunaqangi yaxshi tilaklarni qilib duo qilib berdilarki, biz nihoyatda shundan xursand bo'lib, xuddi o'shanday qilib, keyin u kishidan oq fotihani olib, keyin berga mana ko'chib kelganmiz. O'sha yangi kelgan yillarim edi. Shunga mana 15 yil o'tyapti. 15 yildan buyon shu muhtaram birinchi prezidentimizning duolari sharofati bilan xalq elga bir qo'limizdan kelgan qadrimiz yetgancha bir xizmatlarni qilib turibmiz. Osha prezidentning duolari sharofatdan deb bilaman buni. 31 avgust osha yili kelib qoldida xotira shahidlar xotirasi maydoniga chiqdik. Osha joyga chiqdik. Muhtaram prezidentimiz kelar ekanda men birinchi chiqishim. Chiqqandan keyin osha osh qilib osh suzilib, keyin ko'prida ustidan bu tomonga o'tishimiz kerak. Shunda o'tayotganimizda yonlarda ikkovimiz kelyapmiz. Ko'prida ustida aytdilarki, endi ishni qayerdan boshlamoqchisiz safarni dedilar. Qaysi viloyatdan boshlamoqchisiz? Men shu og'zimga kelgan nimadan vodiy viloyatlardan boshlamoqchi edim desam, yo'q dedilar. Siz safarni birinchi Qoraqalpog'istondan boshlang dedilar. Qoraqalpog'istonga Qozog'istondan g'oyasi buzuqlar ko'p kirib kelyapti. Missionerlar ko'p kirib kelyapti. Ularga borib, mana shularni oldini olish kerak, ular bilan gaplashish kerak deb u kishini so'zlari bilan keyin biz Qoraqalpog'istonga borib, Qoraqalpog'istonda suhbatlarni qilib, haqiqatdan shuni nima deb aytgan bo'lsa, hammasi bor ekan. Hammasini ko'zimiz bilan ko'rdik va ularga kerakli maslahatlarni berib, yordamlarni qilib, bu ishlar o'sha vaqtda bir qism to'xtatilgandi. Qarang, qanday davlatning, mamlakatning qayerida nima bo'layotganlarini bilib turardilar. Shuning uchun va keyingi safarlar ham bir narsani men juda eslayman. Keyingi yiliga mana bir kichkina o'g'lim bor edi. Kichkina o'g'il bir kasal bo'ldida, vafot bo'ldida. Shunda Shavkat Miromonovich bosh vazir edilar. Borib turin fotiha bildirib, prezidentdan ta'ziya bildirgandilar. Shu eslarda bor ekan. Biz yana ko'pirdi kelib turib salomalik qilishimizda birinchi menga men eng chuqur ta'ziyamni sizga bildiraman. Alloh sizga sabr bersin, bardam bo'ling deb turib bir qancha taskin topadigan gaplarni gapirib, meni ko'nglimni ko'targandi. Mana shunday qo'llab, quvvatlab turardilar. Va u kishini qo'llab-quvvatlab turishi bilan bizning ishimiz kundan-kunga yaxshi bo'lib boraverar edi. Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev kelib qoldilar. Keldilar, kutib oldik, shu maydonda turdik. Endi keyin tosh yo'lga chiqdik, mana bu tosh yo'l bor. Maydonga qaradik mehmon prezident bilan. Shunda
bizim prezidentimiz aittiler ki, mana şu joyda dediler. Biz iki it namazda namazını okuyduken idgah kıldık, namazgah kılıp koyduk. Mana bu joyda o şey gıştın seflerini hem tartıp koyduk. Hem de hemen tamamını açıp koyduk. Bu yerge it namazları da 150 bin kişi yığıladı. Ve onlar 5 minutta tarkap getirdi. Çünkü hiç tamamını tosmadık, hemen tamam açılıyken. Şunda Kazakistan Prezidenti Nursultan Nazarbayev, şunda maydonga qarab turdilar da, bu işni Özbekistan qila oladi deb ta'rif berdilar. Qalang o'sha muhtaram prezidentimizning o'sha tafakkurlari, fikrlari, o'sha mehmonlar kelganda, namozxonlar kelganda, ularga sharoit yaratib beraylik deb shunday katta ishlarni qilgani Kazakistan prezidentini ham hayron qoldirdi. U juda ham hayron qolib, qoyil qolib, bu ish O'zbekistonning qo'lidan keladi degan so'zni aytib o'rtdilar. Birinchi prezidentimiz bilan bo'lgan voqealar meni esimga tushgani, oxiri Alloh mana u kishini o'zining huzuriga oldilar. Bu dunyodan ketdilar, Alloh rahmat qilgan bo'lsin. Janozalarini o'sha Samarqandga olib borib, o'sha qabr joylarini ham başkalarını ham körüp katnaşıp keyin Tilla Shayx masjidi deymiz Registonda o'sha joyda janozalari o'qilindi va o'sha joyga olib qo'yildilar. Sonra janozalarni o'qidik, keldik. Tatyana opa onamiz bu kishi keyin bir xudoya qildilar. O'sha Dormanda rahmatlik Anvar qori bor edi, men ikkalamiz bordik, boshqa hukumat rahbarlari ham bor. Biz bir 15 minut ilgari borgandik. Keyin o'sha joyga birinchi marhum prezidentimizning nima uchun olib qo'yilganlarini gapirib berdilar. Tatanopa gapirib berdilar. Aytdilarki, biz bir Samarqandga boruvdik. Borganimizda onalarni ziyorat qildik. Keyin şu Hoca Hazır'a çıktık. Şu Hoca Hazır'a çıkıp durun. O şu joyni menga ko'rsatdilar. Mana bu joydan men mabodo vafot bo'lsam, şu joyda meni qo'yasizlar. Men ayolligimga borib turun, nimaga undo bunda degan so'zlar aytdim. Tushundingmi deb qattiqroq aytdilar. Ha, tushundim. Ana şu joy meni joyim bo'ladi deb sen mahkam turgin. Çünkü bir yerga olib kelmaymiz deydiganlar ham bo'lishi mumkin. Haqiqatan shu narsa bo'ldi. Tatyana opa mahkam turdilar. O'sha joyga olib borib qo'ydik. O'sha gapni aytganda ustida emas, unda o'sha borganlarda men bor edim. Onalarni ziyorat qilganda, ziyorat qilib chiqqanda menga aytgandilar, siz Imom Buxoriyga boravering, biz orqangizdan yetib boramiz degandilar. O'sha joyda muhtaram prezidentimiz tomonlaridan ochib berilgan imomlarni o'qitadigan Imom Buxoriy markazi bor edi. Shu imomlar o'qiyardi. 70 ta imom butun respublikamizdan 4 tadan 5 tadan yig'ilib o'qiyardi. Ziyorat qilganlardan keyin Tatyana opa ham bordilar, mashinaga o'tirib, kishi mashinada o'tirib turdilar. Shu imomlar bilan tinglovchilar bilan uchrashaman deb borib, o'sha joyda tinglovchilar bilan 45 minut uchrashib bizning yonlarida bo'lib turun. Yaxshi-yaxshi so'zlarni aytib, shu yerdagi tinglovchi imomlarni hammasini yig'latganlar. Yaxshi so'zlar aytganlar, hammasi yig'lagan. Keyin chiqayotganda men bir surinib qoldimda, orqamda o'tirib qolsam, qo'limdan shunday ushlab tortib turg'izib qo'ydilar-da, siz bu o'tirib yiqilib qolganingiz surinib besabab emas. Mana bu tufligingiz yangi tufli ekan. Şu tüflü, yangı tüflü sizge birden organiş bulmadı, şunga sürünüp kaldınız deyip, maniyem kurnumdu kotarıp, hicaretten çıkarıp, bana şunu da işlerine kıyandılar. Bana şu bilen, oşa joyga bana makbara kuruldu. Makbaranı muhterem prezidentimiz, hazırı prezidentimiz boş bulup kurdular. Hazır ziyaretçilerinin keti üzülmeydi. Ziyaretçiler, bana şunu deyip ziyaretçiler. Allah rahmet kıyam bulsun. Birinchi prezidentimizni Tatyana opa onamizga Parvardigor uzoq umr bersin. Kuni hamoq eslab tursinlar. Biz u kishi bilan suhbat qilib turaylik. Hozir ham shu suhbatlarni qilganimizda eslashamiz, xursand bo'lamiz. Bu kishiga Alloh taboraka va taolodan uzoq umr so'raymiz.
sağ salamatını sorayımız. Sağ bulsunlar, aman bulsunlar. Ve sizlerge hem katta rahmat. Bugün bana şu hizmetke gelip sizler bilen bu subayeti birişimiz bu albette tarihte kaladı. Biz ötkenden keyin hem, başkalar ötkenlerden keyin hem bu tarihte islap bizde prezidentimiz, birinci prezidentimiz bugün ekenler. Bana şunday, bana şunday dini sahaya hem itibar bergen ekenler. Halkı, elige, bana bunda hizmetlerini kıygen eken deyip başka hizmetler bilen koşup bu subayeti hem eşitken de onlar kongulları taskin topu kursan bolup yuradılar.